Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden uzunca bir aradan sonra tekrar bir video çekmek istedim. Hem size Fethiye'nin bu yarım adasındaki koyları şöyle uzaktan göstermek amaçlı. Hem de bu en son yaşamış olduğum bu diferansiyel sesiyle alakalı son durumla ilgili bilgilendirme yapmak için çekiyorum bu videoyu. Öncelikle şunu söyleyeyim, gerçekten arabayı yaptırdıktan sonra çok böyle keyif alarak sürmeye tekrar devam ediyorum aracı. Bu konuda bir kesinlikle şüpheniz olmasın. Şimdi bu diferansiyel sorunuyla ilgili olan konumuz nereden başladı? Önce oraya dönelim. Şimdi Antalya'ya gittim, gezdim, dolaştım. Hiçbir sıkıntı yoktu. Dönüşte akşam döndüğüm için hani ortalık sessiz, yol sessiz ve kaymak gibi bir asfalttı geldiğim yol. Ayağımı gazdan çekince bu şeklinde ya da böyle nasıl diye bir metal sürtme sesi şeklinde ses gelmeye başladı ve bu yol sessiz olduğu için ve araba da gerçekten içeriye yol sesi, rüzgar sesi hiçbir şey almadığı için kaymak gibi olan asfaltta çok daha belirgin olarak sesi duymaya başladım. Böyle gazdan çektiğimde araba vuuu diye bir ses yapmaya başladı. Sonra geldim işte Fethiye'ye. Şimdi bir iki ustaya gösterdik. Ustanın biri dedi ki tekerlek bilyası. Tekerlek bilyasının tekerlek bilyası ya da diferansiyel dedi. Şimdi öncelikle ucuz olan işten başladım dedik. Tekerlek bilyasından olup olmadığını öğrenmek için arabayı rot balansçıya götürdüm. Tekerlekleri lifte kaldırdık. Ön ve arka tekerleri. Önce ön tekeri kaldırdık. Bu manuel bir balans cihazı var. Tekerlekleri hızlandıran. Onunla denemeye başladık. Ön tekerlekleri çevirdi. Ses yok. Ön sağı yaptı, ses yok. Ön solu yaptı, ses yok. Arka tekerleklere başladık. Arka sağ tekeri yapmaya başladı. Bir uuu sesi gelmeye başladı. Sonra sol tekeri de yaptı. Yine aynı şekilde ses gelmeye devam etti. Buradan geçer mi? Geçmez. Amcacığım. Alet büyük olunca işte böyle sığdıramıyoruz sağa sola. Neyse. Tekerlek bilyaları dedi götürdüm. Lastikçi ama. Lastikçi. Bu şeyden ses gelince balans makinesiyle tekerlekleri döndürünce arka taraftan ses gelince bu tekerlek bilyası dedi. Ben yine emin olmak için bu offroad grubundan arkadaşlarım vardı. Onların güvendiği bir usta var. Ona götürdüm. Gel amcam gel. Gel. Normal şartlarda evet arkadakinin gibi yapması gerekiyordu. Teşekkürler. İşte offroad arkadaşlarımızdan güvendiği ustası olan arkadaşımız tavsiye etti ustanın birine. O ustaya götürdüm. Yani ondan önce de iki tane daha ustaya götürdüm. Ustalar ne yaptılar? Benim gibi sürdüler aracı. Ses geliyor dediler. Tamam, sesin geldiğini ben de biliyorum. Ya şundandır, ya bundandır, ya şundandır gibi bir fasıl oldu. Bu arkadaşın önerdiği ustaya gittim. Turgut Usta. Adam sorunu anlattım ustaya. Bayramdan önceydi bu iş. Gerçekten işleri de yoğundu bu arada. Ustanın yani dükkanı gördüm dolu. Geldi, hemen eğildi. Arabanın alt tarafına baktı. Ben sorunumu anlattım. Alt tarafına baktı. Diferansiyelin, şaftın diferansiyele girmiş olduğu yerdeki keçeden yağ sızıntısı vardı. Dedi ki abi büyük ihtimalle içerideki bilyeler ezilmiştir dedi. Bana bir malzeme listesi çıkardı. İşte bunları değiştirelim diye. Hani bunlardan olabilir dedi büyük ihtimalle. Değiştirelim diye bir liste çıkardı. İşte neydi onlar? Diferansiyel yan bilyası, diferansiyel ön bilya ve diferansiyel keçesiydi. Çıkarmış olduğu şeyler, lazım olabilecek parçalar. Sağ olsun YMI Auto Antalya'da Mustafa Usta'mla konuştuk. Gerçekten bu arada çok iyi bir servis bence YMI Antalya. Konuştuk, işte benim şasi numarasına göre parçaları gönderdiler. Ve hani faturada kesmediler, abi ne olur ne olmaz, hani parçalar uymaz,
tekrardan hani sana uyan parçayı gönderebiliriz, sıkıntı olmaz dediler. Ben de tamam dedim. Sağ olsunlar bayramdan önce parçalar elime ulaştı ama ustanın yoğunluğundan dolayı işin yapımı bayramdan sonraya kaldı. İşte bayramdan sonra çarşamba günü sabah Turgut Usta aldı aracımı. Götürdü sanayiye. Ben hastanede sağlık memuruyum bu arada. Bu korona işlerinden dolayı hani zaman sıkıntımız var. Hani gidip arabanın başında beklerim normal şartlarda ama işte bu zaman sıkıntısı, işlerin yoğunluğundan dolayı arabayı bırak, gelip aldı. Sonra ustadan rica ettim. Hani ustam müsait olursam bir fotoğrafları çek de dedim hani paylaşayım ben de. Sorun neymiş hem görelim hem paylaşalım hem bilgilendirelim dedim herkesi. İşte ne oldu? Akşamüstü saat 3.30 gibi aradım. Ben tabii bu arada hani bayağı bir masraflı bir şey olacağını düşünüyordum. Gerçi yemeği otodan söylemiş oldum. Parçalar tahmini 600 TL civarındaydı. Düşünün orijinal parça. 2 adet diferansiyel bilyası, 2 adet diferansiyel yan bilyası ve diferansiyel keçesi 600'e yakın bir rakam tutacaktı. Yani fatura kesmedik ama tahmini olarak önden konuşmamızda bu rakamlara çıkacağını tahmin etmiştik. Bir de orijinal parça. Burada dikkatinizi çekeyim. Orijinal parçalar. Sanyong'un orijinal parçası. İşte ustama dedim 3.30'da aradım. Usta benim araba hazır mı? Abi işte şeyi topladık. Diferansiyeli topladık. Bir deneme sürüşü yapacağız. Ben 4'te işten çıktım. Saat 6 gibi ustanın yanına gittim. Usta benim araba tamam mı? Tamam. Neymiş derdi? Forumlarda takip ederseniz arkadaşlar beni. Orada forumda bir resim paylaşmıştım. Böyle şafttan diferansiyele giren bir somun gibi bir şey var. O somun gibi olan şey gevşemiş. O gevşeyince işte araç gazı veriyorum sıkıntı yok. Gazdan çekince artık o boşa mı geliyor ne oluyorsa. O somun gevşediği için o ayna mahrutinin evet vidası. Evet ayna mahrutinin vidası. O gevşediği için ses yapıyormuş. Gittim usta işte anlattı böyle böyle. Usta diğer parçalar. Abi diğer parçaları kullanmama gerek kalmadı. Hani ben diferansiyeli açtım. Çünkü hani ne olur ne olmaz içinde belki parça vardır ya da bir çapak vardır, kırılmış bir şey olabilir diye diferansiyeli açtım ama diferansiyelde sıkıntı yok. Hatta onun da fotoğraflarını koymuştum. İşte ayna mahrutinin dişlilerin fotoğraflarını gıcır gıcır. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ve sağ olsun usta diferansiyelin içini temizlemiş. İşte yağlarını diferansiyel yağı koydu. Ayarını yaptı, bir şeyini yaptı. Ama ana sıkıntımız o şafttan diferansiyele giren bilyanın gevşemesiymiş. Gelelim ustaya verdiğim rakam 850 TL. Yani diferansiyeli söküp takması, ayarıymış, işte yağıymış, ıvırı zıvırı. 850 TL ustaya para verdim. Helali hoş olsun. Gerçekten diyorum helali hoş olsun. Çünkü tekerlekler söküldü, akis kafaları söküldü, diferansiyel söküldü. İşte diferansiyelin içi temizlendi, yağlandı, bilmem ne yapıldı, işçiliği, emeği. Gerçekten bu konuda hiç pazarlık dahi yapmadım. Çünkü emek ortada, yapılan iş ortada ve ustaya zaten şu konuda güvendim. Sonuçta arabayı ben bıraktım. Arabayı akşam aldım. Usta dese ki bana abi şu parça patlamış, şu parça çatlamış, işte şunu değiştirdim, bunu değiştirdim. Yapsa yapabilir. Yani her usta için konuşmuyorum ama gerçekten zaman kötü ve güvenilecek usta bulmak. Ben pimpirikli olduğum için benim için zor güvenilecek ustayı bulmak. Yani usta yapsa yapar, abi şunu değiştirdim, bunu değiştirdim, şu arızalıydı, bu arızalıydı der. Bana oradan çat diye çıkarır bir 2000-3000 lira masraf. Ne yapacaksın, hayır mı diyeceksin? Mecbur ödeyeceksin ama ustaya gerçekten yani güvenme sebeplerimden biri de bu oldu. Abi somun gevşemiş, somunu sıktık, temizliği yaptık, diferansiyeli açtık. Baktık her şey gayet güzel. Zaten bu sorun olduğu zaman da işte 3-4 ustaya daha danıştım. Hatta yetkili servisteki ustalarla konuştum. Bu diferansiyelle alakalı dediler ki 300-400 bin kilometreden önce normal hani kullanımlarda diferansiyelle ilgili bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece
işte yağını değiştirin. Bir şey yapmanıza gerek yok. Hatta bu sorunla ilgili bu şeyi aradığımda, yani sağda solda bilgi almak için aradım. Abi sen aracı nasıl kullandın? Yani bunu böyle bir şey olamaz. Hani diferansiyende sorun yaşama ihtimalin çok zor dediler. Ben de o zaman öyle deyince zaten bir kendi kendime oğlum Erol dedim. Sen ne yaptın ya? Normal kullandın arabayı. Ustalar bile şaşırdı. Hani bu daha arabam 123 bin kilometrede. Bu kilometrede böyle bir sorun olmama ihtimali çok yüksek. Hani olsa da tek sebepten olabilir dediler. Senden önceki sahibi işte diferansiyel yağlarına baktırmamıştır ya da yağsız dolaşmıştır ya da arabayı hor kullanmıştır dediler. Ama tabii ben ilk sahibinden aldım. Sahibini de biliyorum. Araziyle işi yok zaten. Bir tek ihtimal kalıyordu. İşte belki diferansiyel yağlarını zamanında değiştirmemiş olmasından dolayı hani sorun olabilir diye düşündüm. Ama Allah'tan bunların hiçbiri çıkmadı. Sadece o sonunun gevşemesi çıktı. Ve yaptırdım. Şimdi tıs tıs araba. Gerçekten maşallah. Yani arabaya gerçekten zevkle, severek ve isteyerek biniyorum. Çünkü biliyorsunuz, yani daha önce videosunu da çektim. Bu ustadan kaynaklı yine bir enjektör problemimiz olmuştu. Enjektör probleminden sonra işte ne oldu? Termostatta sıkıntı oldu. Yok turbo hortumu yırtıldı. Ama bunları gene şeye bağlıyorum arkadaşlar. Sakın ola aracın kronik ya da işte araçta olan sıkıntıya bağlamayın. Ben tamamen bunları ustaya bağlıyorum. Çünkü arabam aldım ben. Ekspere sokup da aldım. Zaten ekspere soktuğum yer Denizli'de. Otopratik, Tunceren Otomotiv aracın sahibi. Aracı sıfır oradan almış zaten. Bakımları da oraya götürmüşler. Oradaki usta da biliyor zaten aracı. O yüzden çok emin aldım araçta. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ne zaman ki işte benim pimpirikliğimden dolayı hadi dizel araba enjektörü bir temizleteyim dedim. Ondan sonra benim bu sıkıntılar bir arka arkaya geldi. Gerçekten o dönem moralimi bayağı bir bozdu. Çünkü düşünün, ben memurum, gelen param belli, giden param belli. Bana ekstra bir 10-12 bin lira masraf çıkardı. Moralim öyle bir bozuldu ki zaten sormayın. Arabaya bir de zevkle binemedim. Acaba bir şey mi olacak? Acaba bir tarafından bir şey mi çıkacak? Derken bir de bu işte diferansiyeldeki ses çıktı. Ya iyice soğumaya başlamıştım araçtan, işin aslı. Ama o gün işte bayramdan sonraki çarşamba günü aracımı aldım. Araca bindim. O zaman tekrardan yani ne kadar güzel bir araç aldım, ya güzel bir araca bindiğimin farkına vardım arkadaşlar. Yani kim ne derse desin, bu araçlar gerçekten bakımlısı, temizi ve hor kullanılmamış aracını bulursanız size pek masraf çıkaracağını düşünmüyorum. Masraf işte şöyle çıkıyor. Benim neden dolayı çıktı masrafım? Ustadan kaynaklı. Yoksa yağını suyunu zamanında değiştirsem, aracı işte normal şekilde kullandıktan sonra uzun süre gider ki sanmayın önümde BMW var şimdi. Bu araçlar hiç mi, önümüzdeki BMW hiç mi masraf çıkarmıyor? Ya da hiç mi sıkıntılı bir şey yok? Girin forumlarına. Yani sırf bunları acaba dedim Sanyonga mı özgü, hani arıza işleri falan filan derken, ya her markanın illaki problemleri var. İllaki yani genelde ama fabrika sorunlu değil çıkan sıkıntılar. Genelde hep kullanıcıların kullanımına bağlı olan sorunlar. Hani adam bakımını yaptırmıyor zamanında ya da aracı hor kullanıyor. Ondan sonra yok şusu arızalandı, yok busu arızalandı. Bu benim 9. aracım. İşte daha önce 3 tane Forester kullandım. Bir tane Grand Chip Cherokee kullandım. Captivan vardı. Yani hatta Cherokee'yi 256 bin küsur kilometrede sattım. Düşünün, yağını suyunu değiştirdim. Bindim arabaya. Tabii onun model eski olduğu için mekanik olarak çıkabilecek masrafları göz önüne alın zaten arkadaşlar. Eski model araç alıyorsanız metal yorgunluğu, gençler, metal yorgunluğundan dolayı yani olabilecek arızaları göze almanız lazım ki bu sadece bu araç için değil. Aldığınız
Hani her eski araç için ya da modeli gerçekten yıl olarak işte 15-20 yaşın üzerindeki araçlar için metal yorgunluğundan dolayı çıkabilecek arızaları göze alın. Yani hiçbir araç sanmıyorum arızasız olacak. İlla ki belki sıfır alırsınız. İlk sene kafanız rahat binersiniz araca ama o bir iki sene sonra kullandıkça illa ki onda da bir şeyler çıkabilir yani çıkma ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi araca düzenli bakarsanız, yağını suyunu zamanında değiştirseniz pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi aracın keyfi gerçekten özlemişim ya. Bu aracım yaklaşık 2 hafta, 2-3 hafta yattı. Hani kullanmadım daha fazla zarar vermeyeyim diye araca. Tabii sorunu bilmediğim için daha fazla zarar vermeyeyim diye kullanmadım. Öbür eşimde Toyota Corolla vardı. 1.6 otomatik. 2005 model. O aracı kullandım. O araçtan sonra buna geçince gerçekten aradaki bariz fark, zaten fark ortada ama hani kullanım olarak, konfor olarak, rahatlık olarak, donanım olarak gerçekten şeyin ödediğiniz parayı hak eden bir araç. Hani kimi araba var, alıyorsunuz 100 milyar, yok işte hava yastığı opsiyonel, dijital kliması opsiyonel, bilmem nesi opsiyonel, opsiyonel. İkinci el araçlar için bahsediyorum. Sıfır zaten almak, ben alamam sıfır memur maaşını. En düşük böyle hani alabileceğiniz baz model olan araçlar olmuş 200 bin TL. En baz modelleri. O yüzden bu araç gerçekten ödediğiniz paranın hakkını veren araçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve duyuyor musunuz bilmiyorum ama sadece içeride biraz plastik tıkırtı sesi, o da benim bagajda eşyalarım biraz fazla, işte sandalyeymiş, masaymış, işte civataymış, penseymiş, o bir kutusu var. Bir de torpidomda işte ıvır zıvır malzemelerim var. Onun sesleri. Onun dışında gerçekten sessiz ya araç. Klimam açık şu anda. Sadece gaza yüklendiğim zaman termiğin sesi geliyor. O da hoşuma gidiyor. Diye bir ses geliyor. Termiğin sesi. Onun dışında da yani gerçekten araçta ses yok. Tabii baştan beri hep söylediğim şey neydi bu araçla ilgili? Sıkıntı olarak düşündüğüm tek sorun aracın salınımı. Salınımı biraz fazla aracın. Bunu 2-2 daha 4. Bunu kabul ederek zaten alın bu araçları. Salınım fazla. Aynı benim daha önceki Cherokee'deki gibi. Hani araba böyle nasıl diyeyim, geminin denizde hareket etmesi gibi, hani gemi dalga gelince böyle sallanır ya. Bizimki de öyle ama bunun tabii konforunu şurada anlıyorum. Şeye gittiğim zaman, araziye girdiğim zaman arazi de böyle yumuşak yumuşak sallanıyor. Zaten kaymak gibi asfaltta hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bizim Fethiye'nin yolları biraz işte biraz parke, biraz böyle işte biraz bozuk asfalt. Ondan dolayı aracın salınımı biraz fazla. Artı kullanmış olduğum lastik Competus AT2 lastik, extra loaded dedikleri. Bu tabi taktıktan sonra öğrendim bunu. Extra, normalde hep araştırıp alırım aldığım her şeyi. Extra loaded olan lastiklerin yanaklarında işte bu kayada ya da taşların tekerleğe temas ettiğinde yırtılmasını ya da yarılmasını önlemek için ekstra bir destek var. Yani sert. Bunu zaten lastiğe baktığınızda da görüyorsunuz. Normal bir lastikle benim kullanmış olduğum lastiğin yanak kısmına baktığınızda yanak kısmındaki fazlalığı ve sertliği görüyorsunuz. O da sert olunca araç zaten 18 inç jantlar var arabanın üstünde. 255-60-18 şu anda kullanmış olduğum şey aracın lastikleri. Yanak da sert olunca araba esneme payı yok arabanın. Yani bozuk yolda esnemiyor. O sertin üstünde zıplıyor. Tabiri caizse. Esneme yok. Yani belki bir dahaki lastik değişiminde AT takmayayım diyorum ama işte kendime de şey yapamıyorum. Ben bu aracı niye aldım?
arada böyle kafam estiği zaman işte yolun dışına çıkayım diye. Yolun dışına çıkınca ne oluyor? Normal lastikle yolun dışına çıktığınızda işte çakılma ya da nasıl diyeyim bir yere battığınızda işte kurtulmanız biraz daha zor oluyor asfalt lastiğe. O yüzden AT lastiğe yöneliyorum zaten. Daha önceki bindiğim araçların hepsinde de işte bu sul tarzı olanların hepsinde de AT lastik kullandım. İşte Geolander'ından Bridgestone'la en son Activa'ya ne takmıştım onu düşünüyorum şimdi. Maxxis takmıştım. Yani genelde hemen hemen bu AT lastik için olan iyi markalardan kullandım. Bu tabi Lassa'yı niye aldım? Ben aldığım dönemde en uygun fiyatlı lastik bu Lassa'ydı. AT lastik olarak. Toplam ne kadar ödedim mi hatırlamıyorum ama o dönemde en uygun lastik buydu. O yüzden zaten bu lastiğe yöneldim. Onun dışında da bir sıkıntım yok. Sadece diyeceğim bir nokta daha var. Bu aracın en büyük eksisi yol bilgisayarının olmaması. Yani bu kadar donanım koymuşsun, her şeyi yapmışsın bu arabaya. Kardeşim bir tane yol bilgisayarı konulmaz mı ya? Yani ne kadar yakmışım, ne kadar gideceğim kilometre. Yani bir bu eksilerde sayabileceğim, bir bu, bir de aracın sallımı diyorum ama tabii sizlerin araçlarını bilmediğim için o konuda nasıl diyeyim, ben şahsi olarak konuşuyorum sallımı. Benim kullanmış olduğum sırf lastiğe de dayalı olabilir bu sallım. Kullanmış olduğum lastiğin sert olmasından kaynaklı da olabilir. Onun dışında gayet güzel. Keyifle biniyorum ya. Gerçekten şu aracın keyfini almaya tekrardan başladım. Bir ilk aldığım dönem gerçekten çok keyifli sürüyordum. İşte bu enjektör işi girince biraz keyfim bozuldu. Ama şimdi tekrardan keyifle binmeye devam ediyorum. Umarım sizlerin de istediğiniz şekilde bir araca kavuşursunuz. İstediğiniz şekilde sürersiniz. Ama yine bir tavsiye. Benim gibi çok pimpirikli olmayın arkadaşlar aracı aldığınızda. Ya da olursanız bile yani bir ustaya bağımlı kalmayın. 2-3 ustaya gösterin. Araştırın, soruşturun. Ondan sonra ne yaptıracaksanız yaptırın aracınıza. Benim aldığım yani 12 bin liralık yaklaşık bir ağır dersin sonucunda bu oldu. Bir ustaya bağımlı kalma. Sağa sola sor. Araştır. Gerekiyorsa hani yakınınızda servis varsa 200-300 kilometre neyse bunu göze alın. Götürün servise, yetkili servise. Arkadaşlar bence korkmayın yani yetkili servise gitmekten. Ben Antalya'ya gittiğimde bayramdan önce gitmiştim. O dönem şey vardı işte. Kampanya vardı. Diskler, balatalar, ön arka disk, ön arka balata. Hepsinin takım şeklinde ne kadara malum? 1900 küsur muydu? O civarlara bir sıfır set taktım hepsine. Yani dışarıdaki fiyatlara nazaran bence uygundu fiyat. Dışarıdan hani sanayide de almaya kalksam artı sanayide orijinalini zaten alamayacağız da. Hani yan sanayi ürünlerle bu işi yapmaya kalksam hemen hemen aynı fiyata olacağını eminim. O yüzden korkmayın ya, fiyat alın. İlla yaptırmak zorunda değilsiniz. Fiyat alın, işinize gelirseniz yaptırın. Ya da pazarlık yapın. Ben yetkili servisi şu yönden de istiyorum. Hani ileride yarın bir gün arabayı sattığımda ya da parçayı değiştirdiğimde en azından yetkili servisten aldığım için bir sorun olduğu zaman gidip hakkımı arayabilirim diye düşünüyorum. Ama sanayiden aldım, taktım ve çıktım 100 metre sonra sıkıntı oldu. Abi bana ne deyip kestirip atabilirler. O yüzden yani zevk de bilmiyorum ya işin özü. Şu anda gerçekten aracımı severek ve zevkle biniyorum. Ha bu arada ilanda da tabii görmüşsünüzdür illaki. Arkadaşlar çok mesaj atıyorlar. İlana niye koydun diye. Arkadaşlar ilana koyma sebebim şu ev kredileri bir dönem azaldı ya. Yani geçen haftalarda ev kredilerinin faiz oranları azaldı. Eşim de ev alalım dedi. Ve tabii memur olarak benim elimde nakit para yok. Bir tek
Sanyo'm, aracım var. Onu koydum ilana. Ama tabii orada da dediğim gibi araca yaptığım masraflar, bindiğim süre zarfı, her şeyi düşünerek koydum. Ve işin aslı, isteyerek de koymadım aracıma. Çünkü şu anda piyasa itibariyle bu arabayı satsam, bunu hep şeyinde yapıyorum, kıyaslamasına. Bu modelde, bu donanım özelliklerine sahip, bu kilometrede filtrelediğim zaman yaklaşık kaç tane araç çıkıyor? Yani yalan olmasın da 41 bin ilan içerisinden, o sarı sitede 41 bin SUV model içerisinden çıkan araç sayısı toplasanız yani 45 ya da 50'yi geçmez. Ama şunu söyleyeyim, hani 2011 model seçin, kilometre işte seçiyorum 90 binle 130 bin arası. Ondan sonra seçiyorum otomatik vites, seçiyorum motor gücü 1800-2000 arası, seçiyorum 4x4 özellikle. 4x4 kalıyor zaten 40 kaç taş çatlasın 50 tane araç. Bunlardan da genelde hep kalan araçlarda da hep Captiva'lar var. Captiva'yı da daha önce kullandığım için onun sürüşünü de biliyorum. O yüzden aracınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Araca bakarsanız araç sizi üzmez. Ama aracınıza bakmazsanız, yani her mal için geçerli bu arkadaşlar. Sadece bizim aracımız için değil, her ürün, her kullanmış olduğunuz, ya en küçüğünden motosikletinden arabasına kadar hepsi için geçerli. Bu arada müsait bir yer bulup şu güneş gözlüğümü çıkarayım. Yolu göremiyorum. Hemen dörtlerimizi de yakalım. Evet. Yani sıkılmadan bir muhabbet ediyoruz diye düşünüyorum. Bu arada Fethiye'nin içine geldik. Fethiye'nin içinde görün bakalım kaydımız devam ediyor mu? Kaydımız devam ediyor herhalde. Evet, dörtleri kapattık. Sola sinyalimizi verdik. Evet, gördüğünüz gibi yolumuz parke. Dengesiz bir parke. Trim sesini daha fazla duyacaksınız şimdi bu yolda. Bu plastik seslerimizi. İşte demin bahsettiğim mevzu, lastikler de yanağı da sert olunca esneme koyuyor. Böyle parkede beni zıplatıyor bu araba. Yani asfalt yolu olan bir memlekette yaşamış olsaydım ya da böyle bu yollarımız kaymak gibi asfaltta olsaydı, emin olun ki arabada termik sesi dışında hiçbir ses duymazsınız. Benim düşünün, bir de lastiklerim AT lastik, dişli lastik. Yol sesinin daha fazla gelmesi lazım aracın içerisine ama yok. Bunu tabi bu 2-3 haftalık dönemde Toyota'yı kullanırken de yaşadım. Gerçi Japon araçlarının genel sıkıntısı, izolasyon sıkıntısı. O araçta Dunlop SP Sport lastik kullanıyorum. Normal asfalt lastiği. Ona rağmen aracın içerisine asfalt sesi, yol sesi fazla geliyor. Evet, Fethiye'nin içine girdik bu arada. Merkezi. Evet, dışarısı kaç derece? Bakalım, 29,5 derece. Evet, hafif. Aracın kullanımından da bahsedeyim hafif gerçi. Kullanım kliması gerçekten performans çok iyi klimada. 25 dereceye ayarlıyorum hep. Otomatikte zaten kendi ayarlıyor ve şu anda gayet serin arabanın içi, büyük olmasına rağmen. İşte eski satmış olduğum aracım Captiva'dan. 7 koltukluydu. Güzel mi? Güzel. Ama onda da bir kumda çakıldım. Bu aracın diğer hani fiyat aralığındaki olan araçlardan en büyük artısı 4x4H ve 4x4L modunun olması. Bu benim için neden önemli? Hafif araziye giriyorum. Araziye girdiğim zaman beni kurtarabilecek artı opsiyonlardan bir tanesi 4x4L modunun olması. Ağır modun olması. Yani Captiva ile kuma girdiğimde sağlam bir çakılmıştım. Onun da fotoğrafları vardı. Hatta arka lastik bu yarısından daha fazla çakılmıştı kuma.
çıkamadığımda offroad grubundan vinçli bir araç vardı arkadaşımızın. Onu çağırdım. Sağ olsun o geldi çekti. Evet, yayalara öncelik diyorum ama teyzemin umurunda değil. O yüzden geçeyim ben. Oo, gayet fazla konuştum ya. Ağzım kurudu. Biraz da aracın sesini dinleyin diyeceğim ama bakın dizel araç, ses var mı dinleyin bakalım. Ses yok. Sadece arkada 5 litrelik bir suyum var. Onun su sesini duyuyorum çalkalandıkça. Işıklar da güzel. Sıramız var. Bu arada üzerinde LED ampuller vardı. Kısalar LED'di. Asfaltta çok kötü performansıydı. Hatta şöyle soğutmalı. Kendinden fanlıydı. Normal halojen fara döndüm tekrar H7'ye. Çok fark ediyor ya. Gerçekten bu sarı ışık görüş çok güzel. LED ışığı gerçi marka marka fark ediyor ama ben LED ışığı bir daha kullanmam diye düşünüyorum LED farları. Sadece parklar LED. O, elim buz gibi olmuş be. Evet, rölantide duydunuz mu hiç dizel sesi? Bakın şimdi tekrar duracağız ışıkta. Kırmızıda geçin gençler. Çok güzel. Şimdi bakın. Kırmızıda duruyorum. Dinleyin bakalım ses var mı? Ses yok gerçekten. Hani dizel, içeriden dizel olduğunu anlamanız zor arabanın. Şimdi termiğim çalışıyor. Bir kamyon sesi gibi böyle. Ya basınca işte asılıyor araba arkadaşlar. Bunu yaptı mı her şeyi unutuyorsunuz zaten. Yaptığınız masrafmış, sorunmuş, zartmış, sürtmüş hepsini unutuyorsunuz ya. Yani arabadan beklentinizi karşılıyorsa araba her şeyi unutuyorsunuz. Helal olsun yiğidime diyorsunuz. Tabii trim sesinden rahatsız oluyorsanız açacaksınız radyonun sesini. Müzik sistemi de gayet yeterli ama tabii telif yiyeceğimden dolayı açamıyorum. Gerçi başta takılıyordum da şimdi artık eskisi gibi trim sesine takılmıyorum. Evet. Şimdi Fethiye'nin şehir içinden sahil bandına doğru çıkıyoruz bu arada. Hep arabayla ilgili konuşmayalım değil mi? Gayet uzun bir video olacak gibi. Direkt böyle ham şekliyle koymayı düşünüyorum. Işıklar atlasak mı acaba? Gerçi kaç saniye bekliyor zaten ışıklarda. Ha, iç aydınlatması da gördüğünüz gibi. Şu anda saat kaç? 19.56. Yeterli ya göstergesi. İşte butonların üzerindeki aydınlatmalar. Gayet yeterli. Trafik biraz kalabalık gibi buranın standartlarına göre. Hep böyle yapanları sevmem ama böyle artı sürttürüp görüyorsun. Ben ana yol çıkışta bizim hakkımız ama ben aynı şekilde orada bekliyorum milletin geçmesini. Ondan sonra gidiyorum yola.
Kaldırımlar ne için acaba kaldırımlar? Kaldırımlar ne için? Basıp geçmek üzere bir sinir verdi. Kuruya yapışacaksın bir yere. Fethiye'nin bir ucundan diğer ucuna yaklaşık bir kaç kilometre, 12 kilometre civarlarında bir yolculuk yaptık. Burası sahil kesimi, sahil bandı sol taraf. Bakın çukurlarda esnemiyor araba. Yani lastik esnemiyor diye. Diyeyim ama diğer göre göre karşıdakine içine gireceğim şimdi onun. Böyle yaptılar mı gerçekten şeyim böyle kan beynime sıçrıyor ya. Karşıdakini göre göre geçmeye çalışıyorsun sonra bir de önüme kırıyorsun.
burası genelde akşamüstü çoluk çocuk çıkıp oturduğumuz mekanlardan bir yer. Gözüküyordur umarım videoda. Videomuzun sonuna gelelim artık ya. Sahil boyunu güzelce gördük sanırım. Tekrardan bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.